şu anda yola çıktık Bodrum'dan, fakat Torba'da büyük bir yığılma var. Önce kaza oldu zannettik ama yoldaki bir takım arkadaşlarla konuşuyoruz. Kimlik kontrolü yapıyorlarmış. Yani İkizköy'e gitmeyelim diye anladığımız kadarıyla böyle bir şey akıllarına gelmiş. Sağ olsunlar, bu sayede bütün Türkiye duyacak. Zaten bir avuç insanın gidip destek vermesi nedir? Olanı biteni gözler önüne sermek. Sağ olsun arkadaşlar, bu sayede tüm Türkiye'ye, dünyaya nasıl bir şeylik yaptıklarını gösterecekler, değil mi başkanım? Evet. Böyle yazık değil mi bu insanlara? Uçağa yetişecek olan var. Yani uçağa yetişecek olan var, hastası olan var, şu anda randevusu olan var, hastanelere gidecek olan var. Yani bizler gidip orada savaşa gitmiyoruz herhalde, destek olmaya gidiyoruz insanlara. Asayiş problemi mi yaratıyoruz? Biz Suriyeliler rahatça dolaşırken bir Suriyeli kadar kıymetimiz yok bu memlekette acaba? Niye bizi seyahat özgürlüğü mü kısıtlamaya çalışıyorlar, anlamadık ki. Yani seyahat özgürlüğü, biz belki oraya gitmiyoruz, belki biz Milas'a gidiyoruz, Statonika'ya gidiyoruz, Beçin Kalesi'ni gezeceğiz belki. Hayır başkanım, gizli kadar açık, aleni, net diyoruz ki hemşerilerimizin bir sıkıntısı var. Tabii. Bizden yardım talep ediyorlar, ne oluyor, ne bitiyor diye biz de onların yanına gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı? 3 gün evvel Sayın Valimiz posterler yayınladı. Ormanı koruyun, ormanı şey yapın. Başkanımın ekipleri günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oradakiler ne yapıyor? Ormanı korumaya çalışıyor. Başkanım, bu nasıl bir çelişki? Tabii ki, tabii ki. Başkanım, şimdi ormana bir köylüyü sokmazlar, bir tane kozalak alsın, bir dal odun alsın, yaksın diye biliyorsunuz. Büyük cezalarla, ağır cezalarla karşı karşıya kalır. Ama buyurun, başımıza gelene bakın. Ormanı olduğu gibi yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Ve devlet eliyle yok ediyorlar. Devletten ormanı kaldırıyorlar.